Sosyal medya Çaycı Hüseyin'i kaybettik paylaşımlarıyla dolup taştı. Bu kez sözlü ölüm nedeni koronavirüs. Çaycı Hüseyin'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çaycı Hüseyin'i kaybettik. Ay çok üzüldüm. Şimdi bana kızım söyledi. Koronavirüsünden ilk kaybımız. Ana kız hani yok diyorlardı ya. Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Özmum. Yani sizin anlayacağınız Çaycı Hüseyin. Sana 10 dakika müsaade emine. Demişler Hüseyin öldü. Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin boktan manasız ve gereksiz kanalına hoş geldiniz. Bu yeni normale geçtiğimiz günlerde konuşabileceğimiz en iyi konunun Çaycı Hüseyin olduğuna karar verdim. Bugün neden olmasın? Bu videoya şöyle başlamak istiyorum. Eski oturduğum evde Çaycı Hüseyin komşumuzdu. Ve bu bilginin de gereksiz bir bilgi olarak videoya başlamak için iyi bir bilgi olduğunu düşündüm. Bu videomuzun konusu Çaycı Hüseyin. Çünkü son zamanlarda bu Çaycı Hüseyin'in çok fazla üzerine gidildiğini düşünüyorum. Daha doğrusu sosyal medyanın bir takım etkilerini görüyoruz. Sanırım 7-8 yıldır dönen bir geyik var. Çaycı Hüseyin öldü. Bu sosyal medyada dönen geyik bence biraz sıkmaya başladı artık. Çünkü insanlar bir noktadan sonra şakayı kaka yapmaya başlıyorlar. Ve Çaycı Hüseyin de bundan payını alıyor. Nasıl diyeceksiniz? Gelin beraber Çaycı Hüseyin üzerine yapılmış espriler ve videolara bakalım. Ve ne demek istediğimi size şöyle açıklayayım. Bakın yaptığım tek bir şey var. Twitter'a Çaycı Hüseyin yazmak ve önüme gelen tweetlere bakın arkadaşlar. Çaycı Hüseyin abimiz meteor düşmesi vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Hashtag meteor. Çok başarılı bir meme. Hayatımda gördüğüm en iyi esprilerden biri olabilir. Twitter'ın gerçekten muhteşem bir espri deryası ve güldür güldür şov olduğunu bize kanıtlar nitelikte bir tweet. Trabzon'da meteor düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çaycı Hüseyin için Allah'tan bol rahmet diliyorum. Hashtag meteor. Ya şimdi arkadaşlar buradaki saçma mimi anladınız değil mi? Ne zaman bir şey olsa Çaycı Hüseyin hemen öldü ilan ediliyor. Yani atıyorum mesela Amerika'da bir ayaklanma başlıyor. Şöyle bir haber çıkıyor. Çaycı Hüseyin Amerika'daki protestolarda öldü. Burada çok güzel bir tweet var. Çaycı Hüseyin gibiyim. Her gün ölüyorum. Kimse inanmıyor AQ. Gördüğünüz gibi Çaycı Hüseyin karakterinin burada insanların kendi işlerinde yaşadığı o derbederliği de temsil ettiğini görüyoruz. Ya ne bileyim bir şeye mi kızdınız hayatta? Çaycı Hüseyin gibi hissediyorum diyeceksiniz. Ya da ne bileyim böyle yolda yürürken boka bastınız. Abi Çaycı Hüseyin gibi hissediyorum ya. Her gün ölüyorum diyeceksiniz. Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan Alparslan Özmol uzaya fırlatılan roketin dumanında boğularak hayatını kaybetmiştir. Mekanik Center olsun reis. İyi ki doğdun Çaycı Hüseyin. Çaycı Hüseyin, ben doğduğum gün ölmüşüm dostlar. Bir günde 3 kez öldü. Aa Çaycı Hüseyin. Çaycı Hüseyin'in Survivor'da ne işi var? Evet gördüğünüz gibi Çaycı Hüseyin'e uzaktan yakından benzemeyen bir insanın fotoğrafını koymuşlar yan yana. Ve bence Çaycı Hüseyin bunu hak etmiyor arkadaşlar. Çaycı Hüseyin'in ölüm anı diye bir video paylaşmış. Ve sadece izleyin, buna yorum yapmayacağım. Bu olay şuna doğru gidiyor, abartmıyorum bu arada. Her sarışına Donald Trump ve her uzun sakallıya Gimli demekle aynı şey. Evet arkadaşlar, Twitter'da bu olayın ne kadar ciddi olduğunu gördük. Bu videoda Çaycı Hüseyin'le alakalı yapılan bir haberi de incelemek istiyorum sizinle beraber. İnanın benim beynimle beraber sizin beyniniz de içine doğru sıçacak. Şimdi videonun başlığı Çaycı Hüseyin koronavirüsünden öldü. Sosyal medya Çaycı Hüseyin'i kaybettik paylaşımlarıyla dolup taştı. Bu kez sözlü ölüm nedeni koronavirüs. Çaylar! Abicim bir insan bu kadar epik olabilir. Çaylar! Diye bağırarak adam bir jenerasyona damgasını vurdu açıkçası. Çaylar! Ve bundan aşırı mutluyum. Yani şu an çünkü gördüğüm bütün Hollywood filmlerindeki karakterlerden daha dolu bir karakter Çaycı Hüseyin. En azından aklımızda kalıyor.
Çaycı Hüseyin'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet, insanlar artık gördüğünüz gibi Çaycı Hüseyin'in ölümünü bir şaka olarak algılıyor. Allah rahmet eylesin. Allah korusun, adam bir gün gerçekten ölecek ve insanlar inanmayacak. Ve sosyal medyada haftalarca bu adamın zamanı gelince öldüğüne inanmayacaklarına eminim. Yaşarken ölü gibi hissediyorum bazen kendimi. Of. Abi ne yaptın ya? Bütün günüm mahvoldu ya. Abi şu an bütün günüm mahvoldu. Gerçekten yani Çaycı Hüseyin'in bu dediği laftan sonra ben günüme devam edemem arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz de devam etmeyeceksiniz ve etmemelisiniz de zaten. Çünkü Çaycı Hüseyin'in bu konudaki acısı hepimizin acısı. Çaycı Hüseyin'i kaybettik. Ay çok üzüldüm, şimdi bana kızım söyledi. İnsanlara gidip koronavirüsünden ilk kaybımız Çaycı Hüseyin denmesi kadar rahatsız edici bir şey göremiyorum. Yani düşünsenize adamı nereye koyuyorlar. Ülkede virüs geldiğinde ilk ölen kişi Çaycı Hüseyin. Koronavirüsünden ilk kaybımız... Kız hani yok diyorlardı ya. Adamın yaşadığı psikolojiyi hayal edebiliyor musunuz? Burada tabii haberde bir takım Çaycı Hüseyin öldü tweetleri görüyoruz. Son dakika Çaycı Hüseyin girdiği restoranda zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye'nin ünlü simalarından Çaycı Hüseyin tahinli pide yarışmasında hayatını kaybetmiştir. Rahmetle anıyoruz. Arkadaşım tahinli pide yarışmasında hayatını kaybetmek bence bir onur olabilir yani. Ama bu yaratıcı tweet'i sevdim. En azından denemiş arkadaş. Ankara'da köpek balığı saldırısında ölmüş. Of, dayanamıyorum galiba arkadaşlar. Demişler Hüseyin öldü. İnternetten hem bu yüzden nefret ediyorum hem de seviyorum. Adamı hem öldürüyorlar hem yaşatıyorlar. Adam her gün ölürken şanı her gün yürüyor. Bu konuya iki ucu boklu değnek diyebilirsiniz. 6 ayda bir öldürüyorlar. Evet, düzenli olarak internette şey yapıyorlar. Altay'da bir öldürüyorlar lafı bile ne kadar sürreal ve psycho bir şey. Çaycı Hüseyin'in psikolojisine girip bence onu anlamamız gerekiyor. O adam ne? Adam uzaydan meteorla gelen bir tane bakteri mi? Altay'da bir ölüp tekrar nasıl yeniden dirilebilir ki? Bu muhabbetlerin kaynağına inmek için bir takım videolar izlememiz gerekiyor. Ve şu an bulduğum video arkadaşlar Çaycı Hüseyin Dans isimli video. 22 Haziran 2017 yılında yüklenmiş. Arkada çalan müziğe bakın. Arkada tabut dansı yapan Ganalıların müziği çalıyor. Bu meme'i Çaycı Hüseyin 2017'de başlatmış. Çaycı Hüseyin'in de meme dünyasının bir mihenk taşı olduğunu anlayabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan Özmum. Yani sizin anlayacağınız Çaycı Hüseyin. Sana 10 dakika müsaade Emine. Bu bir basın açıklamasıdır. Yıllardır hakkında çıkan Çaycı Hüseyin'in öldü haberleri asılsızdır. Ben ölmüşüm. You picked the wrong house, boy! Peki, bundan benim haberim var mı? Ne var? Efendim, ne ölmesi? Yok kardeşim, ne ölmesi? Şimdi bu video çok garip. Neden Çaycı Hüseyin'in yanında Scream filmindeki katille Anonymous arası bir tane tipir olduğunu anlayamadım açıkçası. Ve şu an nereden basın açıklaması yapıp bisküvi yiyorlar onu da bilmiyorum. Ama video çok garip. Adama hasretmeyin. Tabii Çaycı Hüseyin olarak hayatınıza devam ettiğinizde büyük ihtimalle her şey sinirli olmanız bekleniyor. O yüzden Alparslan abinin hayatı da muhteşem bir hayat. Ben bu hayatı çok sevebilirim. Kimseye gülmem gerekmez. Ve sadece sinirli olur. Ve herkese bağırır. Ve dünyanın en stressiz insanı olarak hayatıma devam edebilir. Size önünüze gelen herkese bağırıp kızabiliyorsunuz. Bence muhteşem bir stres atma yöntemi. Siz hiç merak etmeyin. Ben size ölünce haber vereceğim. Abi yapma ya. Bunun bir şaka videosu olduğunu kabul ediyorum. Ama bu adamı bu açıklamayı yaptıranlar utansın. Adam ben size öldüğümde haber vereceğim diyor. Ve bunu diyen bir insan. Bunun ne kadar acı olduğunu fark etmiyor musun? Babakok sinirli, Babakok ne düşüneceğini bilmiyor. Tabi bu olayın bütününe baktığımızda bu muhabbetin nereye dayandığını biliyoruz. Sonra Karadeniz'in yaptığı Çaycı Hüseyin içki şakası. Burada Çaycı Hüseyin'e bir şaka yapılıyor ve hayatımda gördüğüm en travmatik ve en yapılmaması gereken şaka. Nereden geldin buraya ya? Adamı sahte içkiden ambulansla hastaneye kaldırıyorlar ve orada adam ölüyormuş gibi triplere giriyor. Gerçekten çok komik bir şaka. Videoyu da Çaycı Hüseyin'in komik anlarını izlediğimiz bu videoyla bitirmek istedim. Ay bakalım beğenecek misiniz? Ellerimizle yaptık. Yo!
Evet arkadaşlar, kısaca fazla zamanınızı almayacağım. İnternet size öldürebilir, yaşatabilir. İkisini aynı anda da yapabilir. O yüzden internette gezinirken biraz daha psycho düşünmeniz gerekecek. İnternet kısacası kocaman boktan bir Alice Harikalar Diyarı gibi bir yer oldu artık. O yüzden gezinirken dikkatli olun ve artık Çaycı Hüseyin'le empati kurmaya başlayalım lütfen. Evet, bu videomuz da böyleydi ve videomuzu bitiriyoruz. Dışarı çıkarken dikkatli olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.